İstanbul'da ulusal bir kanalda kurgu şefi olarak görev yapan ve ünlü gazeteci 35 yaşındaki Serpil Yıldırım, 15 gün önce iş yerinde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi alındı. Yaşam savaşını kaybeden Yıldırım Düzce'de dün toprağa verildi. Sağlığında organlarını bağışlayan genç kadın 7 hastaya umut oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. TV100 kanalında çalışan İstanbul'da iş yerinde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ile 7 hastaya umut olan kurgu şefi Serpil Yıldırım memleketi Düzce'de toprağa verildi. Düzce'de uzun süre yerel televizyonlarda kurgu ve montaj yaptıktan sonra ulusal bir kanalda kurgu şefi olarak görev yapmaya başlayan Serpil Yıldırım yaklaşık 15 gün önce iş yerinde fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım yoğun bakımda tedaviye alındı. Bir süredir yaşam savaşı veren Yıldırım'ın ailesi 3 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği haberini verdi. Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım'ın cenazesi gerekli işlemlerin yapılmasının ardından bugün Düzce Şıraklı mahallesindeki Şıraklı mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze Yıldırım'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Ünlü gazetecinin organları 7 kişiye de umut oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.